Bağırsak sağlığı bedenimizi nasıl etkiliyor? Bağırsaklarımızın sağlıklı olmadığını nasıl anlarız? Sağlıklı bağırsaklara sahip olmak için nelere dikkat edilmeli? Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın anlatıyor. Bu iyi huylu bakteriler zararlı bakterileri de bastırırlar ve organ duvarına geçerekten zarar vermesini engellerler, kana karışmasını engellerler. Şimdi Hayat Güzeldir de. Hayat Güzeldir de stüdyomuzda yanımızda gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın var. Doğru söyledim mi hocam? Evet, kesinlikle. Biraz onu söylerken zorlanıyorum. Geçenlerde de bir konuğumuz vardı. Gastroenteroloji, değil mi? Evet. Tamam, doğru söyledim. Güzelce. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok güzel bir sofrayla geldiniz. Burada da bir soframız var ama şimdi bunları detay detay anlatacağız. Bunlar yememiz gerekenler, bunlar yemememiz gerekenler, evet. Değil mi? Şimdi öncelikle sağlıklı bağırsak için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi birinci kural dengeli beslenmek lazım. Dengeli beslenirken de her gün alacağımız karbonhidratı, proteini ve yağ miktarını orantılı bir şekilde almak zorundayız. Örneğin günlük diyetimizin %40-65 oranında karbonhidrattan oluşması gerekir. %12-15 oranında proteinden. Geri kalanın yaklaşık %20-25'i de yağdan oluşması gerekir. Tabii şöyle bir şey var. İçeride yiyecekler konfigürasyonu da burada çok önemli. Ve birçok diyet var ama için açıkçası biz aslında sağlıklı bir ülkeyiz. Çünkü dünyadaki diyetler arasında en sağlıklı olanın Akdeniz diyeti olduğu araştırmalarla ortaya kondu. Akdeniz diyeti doğru beslenmek demek oluyor aslında. Kesinlikle. Değil mi? Eğer doğru uygulayabilirsek. Peki nasıl uygulayacağız Akdeniz diyetini? Akdeniz diyetinin içerdiği gıdalar burada çok önemli. Ve içerdiği en önemli gıdalar sebzelerdir. Sonra meyveler gelir. Zeytinyağını ve zeytini içerir. Et az miktarda vardır. Balık haftada en az 2 kere balık yenmelidir. Yine beyaz et olarak haftada 2 kere tavuk yenmelidir. Tabii ki bu gezen tavuk olabilir, ördek, kaz hepsi olabilir. Ama ne olursa olsun kırmızı et az miktarda yenmelidir. Bunun yanı sıra baklagiller de çok önemli. Mercimek, nohut veya fasulye mutlaka haftada 4-5 kere alınmalıdır. Peki sağlıklı bir bağırsak sahip olmanın önemi nedir? Yani bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Şimdi bağırsakların ne kadar önemli olduğunu bağırsağımızın son yıllarda biz aslında idrak etmeye başladık, değil mi? Evet. Yani gereken önemi vermiyorduk aslında bağırsağımıza. Ama bütün vücudumuzdaki her şeyi, duygu durumumuzu bile bağırsaklarımızın kontrol ettiğini öğrendik. Evet. Sağlıklı bir bağırsaktan kastımız nedir? Şimdi bir kere kişinin ishal olmaması, kabız olmaması, günde en az bir kere tuvalete gitmesi. Saati önemli mi sabah akşam? Önemli değil. Günde en az bir kere tuvalete gitmesi. İki kere de gidilebilir. İki kere de normaldir ama üç kereyi biz patolojik kabul ederiz. Ama bazı insanlarda %5 civarında günde üç kere de gitmek olabilir. Normal olabiliyor. Evet ama burada tabii ki çok gevşek bir dışkı olmamalıdır. Tabii sadece bu kabızlık veya ishal yönünden değil. Bağırsakların içerdiği probiyotik dediğimiz bakteriler de çok önemli. Eskiden bağırsak florası derdik, şimdi mikrobiyata diyoruz. Mikrobiyata, evet. Oradaki mikrobiyata, bu virüs mü diyoruz? Bakteri ve virüsleri, evet, mantarları falan kapsayan bir kavram bu. Mikrobiyata çok önemlidir. Yaklaşık 350-400 civarında bakteri vardır insanların bağırsağında. Orada ama küçük çeşit bir olarak. Orman var gibi, değil mi? Yani orada canlılar var bizim için çalışan. Kesinlikle, yaklaşık 2 kilogram kadar bağırsaklarda mikrobiyom vardır, mikrobiyata. Minik minik çalışıyorlar bizim tabii, için, tabii. Minik aslında askerler. Bunların önemli bir kısmı iyi huylu bakterilerdir. Aha. Yani bunların bir kısmı bize mineral sağlar, beslenmemize yardımcı olur. İşte bizim amacımız sağlıklı bağırsak için bu mikrobiyatadan bize iyi yönde hizmet eden bakterilerin sayısını arttırmak olacak. Tabii bize zararlı bakteriler de var ama bu iyi huylu bakteriler zararlı bakterileri de bastırırlar ve organ duvarına geçerekten zarar vermesini engellerler, kana karışmasını engellerler. Yine aynı zamanda bazı alerjik maddeleri de bloke ederler. Sonuçta bizim amacımız sağlıklı bağırsak derken sadece bazı semptomların bulguların olması değil, aynı zamanda bağırsakların içindeki bu mikrobiyatayı dengede tutmaktır. Dengede tutmak. Peki tekrar Akdeniz diyetine dönelim. Akdeniz diyeti herkese uygulanabilir mi? Herkese uygulanabilir. Uyumlu bir diyet mi? Kesinlikle uygulanabilir. Şimdi Akdeniz diyetinin önemi şudur. Akdeniz bölgesinde 16 tane ülke vardır. Ama en çok Girit Adası'nda, Güney Yunanistan'da, bir de İtalya'nın güneyinde Sardunya'da, bir de kısmen Ege bölgesinde uygulanır. Özelliği bol sebzeyi içermesidir. Ispanak, pırasa, lahana, enginar. Bunlar en önde gelenlerdir. Yine bazı Ege otları var biliyorsunuz. Sonra meyve vardır. Bol miktarda meyve yenmeli. Bakliyatlar çok önemli bizim için. Mercimek veya nohut gibi.
kuru baklagiller önemli. Tabii bu bunun içinde bazı şeyler var. Örneğin zeytinyağı bol miktarda alınmalı. Hmm. Yine bol miktarda zeytin yenmeli. Süt ürünlerini biz tavsiye ediyoruz ama daha çok direkt sütü almak yerine peynir, lor peyniri veya yoğurt veya kefir almak bizim için çok önemli. Günde bir tane yumurta yenmelidir. Çünkü içerdiği yumurtanın bazı maddeler hem beyin sağlığına da faydalıdır. Burada bir de kuru yemişler var. Eskiden pek istemediğimiz kuru yemişleri burada uygulayabiliyoruz. Örneğin badem, fındık içi veya ceviz burada alınmalı. En az günde bir avuç kadar alınmalı. Yani şimdi Akdeniz diyeti dengeli beslenmenin sırrı diyebiliriz aslında. Tabii. Yani biraz önce bahsettik. Şimdi kimilerimiz kilo vermek için işte yağdan kaçınıyor. Vücudu yağdan eksik bırakmak da işte ya da proteinden ya da karbonhidrattan eksik bırakmak da doğru bir diyet yöntemi değil, değil mi? Böyle eskiden yüklü proteinli diyetler falan vardı. Çabuk zayıflatan, tabii, çabuk forma sokan. Bunlar aslında vücudumuza ve bağırsağımıza zarar veriyor. O kısıtlayıcı diyetler ismini çok söylemek istemiyorum ama bir kısmında protein ağırlığı çok fazlaydı. Bunlar kısıtlayıcı diyetler. Çoğu 14 gün ve 2 aydan daha uzun süre kullanılmamalı ama Akdeniz diyetinin özelliği bakın. Birincisi obeziteyi engelliyor. Hmm. İkincisi diyabeti engelliyor. Nörolojik hastalıklar çok fazla son zamanlarda biliyorsunuz Alzheimer, demans ve birçok hastalık var. Onu engelliyor. Kalp damar hastalıklarını engelliyor. Zaten bu sayede yaşam uzatıyor. Ve anladığım kadarıyla sürdürülebilir de bir diyet. Yani sürdürülebilir, bir diyetin en önemli özelliği tabii, sürdürülebilir olması değil mi? Yani başlayıp 3 hafta sonra bıraktık mı bir faydası olmuyor zaten. Ömür boyu uygulayabilirsiniz. Bir de en önemli bu bir yaşam tarzıdır Akdeniz tipi diyet. Bir de şu var. Yapılan araştırmalarda en uzun yaşayanlar Kafkasya'da yaşayanlardır diye biliniyordu. Araştırıldı ki şunu fark edildi. Kafkasya'daki kayıtlar düzenli değilmiş. Yani nüfus kayıtları düzenli olmadığından dolayı çok uzun yaşadıkları düşünülüyordu. Ve arkasından da iyice araştırırken 1950 yıllarda olmuş bu. Bir bakmışlar Girit'tekiler çok uzun yaşıyor. Bir de Japonya'da Okinawa Adası'ndakiler çok uzun yaşıyor. Ve sonra fark etmişler ki Girit'te tipik Akdeniz diyetleri uygulanır ama bu kişiler evet Akdeniz diyetini uyguluyor. Ama aynı zamanda hareket ediyorlar. Egzersizi gün içine yayıyorlar. Ama bir de en önemlisi akşam bir masa etrafında toplanarak hem sohbet ederek hem sosyalleşerek yavaş yavaş yiyorlar. Yani birdenbire bilgisayarın karşısında hızlı bir fast food yeme gibi değil bu. Yavaş yavaş sindire sindire ve özellikle de tabii biraz önce bahsettiğim gıdaları alıyorlar. Şimdi sağlıklı bağırsak için önerilerimiz var. Burada sanırım 8 tane öneri. Şimdi dengeli beslenmek dedik önce. Evet. Dengeli beslenmekten Akdeniz diyetini anlayabiliyoruz. Tabii. Zaten. Sonrasında bol lifli gıda yemek. Bol lifli gıda dediğimizde ne anlayacağız onu bir daha bir tekrarlayalım. Şimdi lifin özelliği şudur. İnsan vücudu lifi sindiremez. Şimdi bağırsaklara belli bir miktarda lif gitmelidir ki bağırsaklar çalışabilsin. Örneğin sadece karbonhidrat yerseniz şu kadar karbonhidrat yiyin. Kalın bağırsağa ancak şu kadar gıda ulaşır. Bağırsak da bunu ilerletmek için çok büyük bir enerji sarf eder. Ama siz lifli gıda yerseniz, sadece şu kadar lifli gıda yiyin, bağırsağa kocaman bir top olarak ulaşır. Çünkü içine su çeker ve bağırsak da içinde dışkı olduğunu algılar ve onu hareket ettirir. Ha. Kabızlığı çözersiniz bu şekilde. Yine kolon kanserinde bazı zararlı maddeleri adsorbe eder, bu önemlidir. Ama hayvanlar selülozu sindirebilir, insanlar sindiremez. Ve sonuçta bol lifi oluşturan asıl selülozdur ve diğer bazı bitkisel gıdalardır. Bunların da olduğu belli maddeler vardır. Ne yiyelim mesela? Olanlar. Lifli gıda dediğimizde aklımıza en kolay ne gelsin? Bakın en çok lif baklagillerde vardır en başta. Yani mercimek, nohut yemek lazım, fasulye yemek lazım. Baklagillerde var. Sonra ki biz tabii de ki bol. Biz çok de miktarda. Çok tabii. Aynı zamanda tabii ki lahana da var, karnabaharda var, enginarda var. Yani sebzelerde var. Tabii ki salatalarda da bol lif var, meyvelerde de var. Hmm. Yalnız eğer ki hani bazen sindirimi zordur, bu lifli gıdaları örneğin ıspanağı da bol bol dilimlere ayırmalıyız. Çok büyük parçalar çok halinde büyük yersek çok uzun lifler olacak, sindirimi zorlaşır o durumda. Geldik üçüncü maddemiz egzersiz yapmak, evet, hareket etmek. Bağırsak sağlığı için çok önemli değil mi? Evet. Şimdi bir kere her attığınız adımda bağırsaklar hareket eder. Bağırsakların en önemli özelliği yani ikinci beyin denir ya, ikinci beyin denmesinin sebebi şudur. Beyinde motor nöronlar veya hareketi sağlayıcı nöronlar vücutta tabii ki en çok beyinde vardır ama ikinci bölgede bağırsaklardır. Hmm. Bağırsaklar kendi kendilerine hareket ettirebilirler. Yani
Bağırsaklar içindeki gıda konfigürasyonuna, sıvı miktarına göre hareketlerini düzenlerler. Bunu algılayabilirler ve aynı zamanda belli bazı maddeleri salgılarlar. Şimdi bağırsakların harekete geçmesi için de bazı şeyler yapmamız lazım. Egzersiz diyoruz ya, evet, her yaptığımız egzersizde, her adımımız yere attığımızda bağırsak hareketleri artar. Bir de şu var tabii ki, egzersiz aynı zamanda karın kaslarını da güçlendirecektir. Yani yürümek önemli. Ama aynı zamanda evde bir miktar ayaklarımızı kaldırıp indireceğiz. Tabii. Karın kaslarını güçlendireceğiz ki tuvalete gittiğimizde daha kolay çıkabilelim. Gelelim bol sıvı almaya. Bol sıvı almayı artık herhalde ya unutanlar oluyor biliyorum, zorlananlar oluyor biliyorum. Ama su içmek ne kadar önemli, yani bağırsağımız için tabii ki bir önem taşıyor ama her şey için önemli değil mi? Şimdi günde en az 10 bardak, yani 2,5 litre kadar sıvı almak gerekir. Özellikle yaz aylarında. Sıvı deyince de su değil mi? Biz mesela çay su değildir diye genelde uyarıyoruz. Ben çok çay içtim bugün diyorlar ama aslında o su yerine geçmiyor. Tabii çayın içerdiği maddelerden dolayı içtiğiniz çay su olmanın yanı sıra vücuttaki suyu size kaybettirir. 10 bardak su demeliyiz. 10 bardak su içmek gerekir ne olursa olsun. Tabii şu var. Kabızlıkta da biz bunu önemli. Yani bunu bağırsak sağlığı için konuştuğumuz için vurgulamak istiyorum. Normalde bağırsaklara günde 10 litre sıvı girer. Tükürük 700 cc mide salgısı, ince bağırsak, pankreas, karaciğer salgıları yaklaşık 10 litre eder. Ama kalın bağırsak bunları absorbe eder ve geriye sadece 100-200 cc kadar sıvı kalır. Şimdi eğer ki az su içiyorsanız, bir de bağırsaklarınız yavaş çalışıyorsa, bağırsaklar suyu daha fazla emer. Tabii dışkı biraz kurur, taşlaşır. Bu da zorlu sonunda olur. Tabii tuvalet esnasında zorluk yaratır. Bol sıvıyı mutlaka içmeliyiz. Almalıyız. Gereksiz yere antibiyotik kullanmamak. Zaten hükümetimiz çok güzel bir şekilde artık bu kafadan antibiyotik alma olaylarını engelledi. Öyle gidip reçetesiz falan kimse antibiyotik alamıyor. Evet. Ama çok önemli bir gelişme. Evet, doktor kontrolünde kullanmamız gerek. Ben küçükken hatırlıyorum çünkü öyle gidip konu komşuda. Lansasyonu alır gibi eczaneden alıyorduk yani. Tabii. Çok kolay da antibiyotikler. Antibiyotikler ne yapıyor bizim bağırsağımıza? Şimdi bakın, yaklaşık bağırsağımızda insan vücuduna en az 10 katı kadar bakteri var. 100 trilyona yakın bakteri. Bunların çeşidi de 350-400 civarında. 350-400 bakteri iyi bir rakamdır, iyi bir sayıdır. Ama siz antibiyotik aldığınız zaman bu bakterilerin çeşitliliğini azaltırsınız. Onları da öldürüyoruz çünkü. Bir kere bir antibiyotik kullanımından sonra en az 3 ay bağırsaklar kendine gelemez. Onun için biz diyoruz ki antibiyotik aldıktan sonra probiyotik almaya çalışın. Mümkün olduğunca kefir almaya çalışın, yoğurt yiyin. Günde 1-200 mililitre kadar kefir veya yoğurt oldukça iyidir. Ama eğer ki bunları alamıyorsanız probiyotik tabletler de alabilirsiniz. Şimdi onu diyecektim, araya sokacaktım ben de. Ben probiyotik ve prebiyotik destek alıyorum kendim. Mesela doğru mudur o? Düzenli besleniyorsanız aslında buna gerek yok. Yani en doğalı neyse onu almak çok lazım. Çok süt ürünü tüketmiyorum mesela. Yani hani biliyorum probiyotiklerin ne olduğunu. Çok da öyle beslenmiyorum. Onu biliyorum yani. Eğer o durumda destek almanız sağlıklı diyorlar. Sağlıklı besleniyorum ama tabii. Probiyotik ve prebiyotik destek alıyorum. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yoğurdu evde yapabilirsiniz. Günde 200 gram kadar yoğurt almak lazım. Olmadı kefir. Yine peynir ve süt ürünlerini alabilirsiniz ama bunları alamıyorsanız o zaman probiyotik desteği alabilirsiniz. Peki yoğurt ve kefir yemek de yine sağlıklı bağırsak için önerilerimizden biri. Yoğurt ve kefir yemek. Yoğurt ve kefir neden bu kadar kıymetli? Bunlar probiyotik bakterileri içerirler. Kefir de aynı şekilde yoğurtta. Ama şöyle bir şey var. Kefirin içindeki bakteri konfigürasyonunu tutturabilmek çok zordur. Onun için biz deriz ki mümkün olduğunca kefiri hazır alabilirsiniz. Çünkü bunu üretebilmek çok zor. Peki paketli ama hazır gıdalarla da ilgili çok tartışmalar var ya. Mesela onları da marketten aldığımızda kefiri. Gerçekten gerçek kefir mi o? Şimdi evde yaptığınıza göre daha iyi olabilir. Şu nedenden dolayı. Çünkü evde yanlış yapıyor olabiliriz tabii, değil mi? O bakterilerin konfigürasyonları üretildikten sonra belli hücre besi yerlerinde test edilerekten hangi bakterilerin ürediği görülebiliyor. Hmm. Ama siz evde bunu yapamazsınız. Tabii. Ama yoğurt için bir problem yok. Çünkü yoğurdu tutturabilmek oldukça kolaydır. Kefir de zor tabii ki. Tabii. Tuvaleti geldiğinde hemen gitmek sağlıklı bağırsak için önerilerden tabii biri. Yani bize gelen hastaların en önemli bir bölümü bu şekilde geliyor. Özellikle bayanlar. Ben kesinlikle tuvalete dışarıda gidemiyorum. Çok AVM'de, zor ama. Havaalanında veya diğer yerlerde ben de gidemiyorum. Ben o dillerden diyor olduğum için. Tabii bu durumda 5, 6, 7, 8 saat tuvaletinizi tutmak zorunda kalıyorsunuz. Şöyle bir şey var. Bağırsağın son kısmına zaten dışkı geldiği zaman orada bekler. Ama eğer ki hemen bunu dışarıya çıkartmazsak bir müddet sonra orada
bağırsağın son kısmında dışkılama refleksini algılayan bazı alıcılar vardır. Bunlar küntleşmeye, körleşmeye başlar. Bir müddet sonra orada dışkının olduğunu algılayamazsınız. Kişinin tuvaleti gelir ama geldiğini algılayamaz. Sonra da birikir ve şiddetli kabızlık ortaya çıkar. Yol açar. Geldiği anda gitmek lazım. Elimizden geleni yapacağız. Ama bunun için gerekirse spreyler veya birçok hastamız yanında klozet örtüsü de taşır veya dezenfeksiyon spreyleri de taşır. Böyle kabızlı olanlar. Ben genelde şov yapıyorum o tip durumlarda. Yani yapmamaya çalışıyorum da öyle diyeyim. Şimdi öğün atlamamak da demişiz. Bu bizim son maddemiz. Ben hemen kendimle ilgili bir şey sorayım sizi bulmuşken. Mesela benim vücudum için yıllardır deneyimlediğim, hani nasıl besleniyorum, sağlıklı yaşamaya çalışıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Benim deneyimlediğim, benim vücudum iki öğün istiyor. Şimdi bakın. Bu doğru öğüne, olabilir mi? Ben mi kendimi kandırıyorum? Şimdi yani bu bir ihtiyaçtır. Kimisi bunu zorlar, günde iki öğün yemeye de alışır. Bazı kişiler de der ki ben iki öğün yemek yiyorum, bana yetiyor. Şimdi bakın. Eğer ki saat 11'de 12'de kalkıyorsanız, kahvaltı yaparsanız, akşamda bir öğün daha yerseniz tamam. Ama saat 7.30-8'de hani işbaşı yapan birisi için sabah kahvaltısı elzemdir. Yine öğlen yemek yenmeli, çok ağır almamak şartıyla. Yine akşam yemeği de kesinlikle atlanmamalı ama akşam yemeği çok hafif olmalı. Biz onu istiyoruz. Evet. Şimdi ara öğünlerde olabilir. Kimisi siz böylesiniz. Günde iki öğünle yetiniyorsunuz ama kimisi de 5 öğünle ancak kendini iyi hissediyor. Şimdi işin ideali şu. Evet. Kimisi iki öğünle yaşayabilir, şartlarını zorlayabilir ama biz genelde şöyle söylüyoruz. Sabah, öğlen ve akşam mutlaka yiyin. Evet, az miktarda yiyebilirsiniz ama arada ara öğün alabilirsiniz. Hmm. Ama bazı kişiler iki öğünle yetinebiliyor. Fakat bunu genele vurmamak lazım. Tabii. Genelde insanların en az 3 öğün yemesi, bazılarında ara öğün alması daha önemli. Fakat burada olay şu. Ben bırakın iki öğünü, bir tek öğünle beslenenler var günde. Yani bizim hastalarımızın, özellikle diyet yapanların. Çünkü biz aynı zamanda obeziteye de bakıyoruz. Evet. Obezitenin endoskopik tedavisiyle de uğraşıyoruz. Tabii öncesinde biz diyet yapılmasını istiyoruz ama bu diyette dengeli şekilde beslenmeyi sağlayabilmek için mutlaka diyetisyenle çalışıyoruz. Ve bakın biz diyetisyenle beraber belli önerilerde bulunduğumuz halde 5-10-15 gün sonra fark ediyoruz ki çoğu aslında tek öğün veya iki öğün, 1,5 öğünle idare ediyor. Hmm. Bir kere öğün atladığınız zaman kilo alırsınız. Doğru. İkincisi kabızlık ortaya çıkar. Doğru. Onun için öğün atlamamak ben lazım. Ben iki dolu öğün yapıyorum diyebilirim. Hatta bazen benim de 3 oluyor tabii ki. Hani böyle şeyi şimdi ben çok kafamdan gelmişken size sorayım. Öncelikle şu yemememiz gerekenlere bir bakalım. Şimdi burada şarküteri. Tabii Akdeniz tipi beslenmede şarküteri biz istemiyoruz. Neden? Bunun içinde nitritler var, işlenmiş gıda ve zararlı olanlar. Şimdi margarini istemiyoruz, trans yağları istemiyoruz, kalp hastalığını arttırdığını düşünüyoruz. Pirinç mi istemiyoruz? Yani glisemik indeksi çok yüksektir. Ha. Kilo almayı, obeziteye sebep olur. Yine şeker hastalığında zaten cipsi, bisküvi ve buradaki küçük onları zaten cips trans yağ içermektedir. Şimdi tabii burada makarna sadece tabii burada tam buğdayla yapılan veya kepekli makarnalar vardır. Onları kastetmiyoruz ama yani beyaz buğdaydan yapılanları istemiyoruz burada. Akdeniz diyetinde tabii en önemli beslenme ürünlerinden sebzeleri ön plana koymak zorundayız. Ne olursa olsun sebzeler ve baklagiller ve daha sonra meyveler. Yine domates var burada, çok önemlisi. Salatalıklar önemli ama biraz evvel söylemiştik burada. Koymamışız ama tuzu Akdeniz diyetinde de azaltmak zorundayız. Tuzu pek sevmiyoruz. Kalp hastalıkları ve birçok sebepten dolayı. Onun yerine tabii tuzu kesip daha çok yemekleri baharatlarla tatlandırmaya çalışıyoruz. Tereyağını istiyoruz, zeytinyağını istiyoruz ama turşu da probiyotikler içerdiği için biz turşuyu seviyoruz. Hardalımız var. Hardal var ama hani tatlandırıcı olarak az miktarda diyoruz. Aslında şurada turşu demiştik, önde şalgam suyu var. Şalgam. Yani neleri içmeliyiz Akdeniz diyetinde? Akdeniz diyetinde biz şalgam suyu içebiliriz, kefir içebiliriz, ayran içebiliriz. Bir de maden suyu içebiliriz. Alkolü yani, çok tavsiye etmiyoruz. Gazlı içecekleri de tavsiye etmiyoruz. Tabii. Maddeleri yüzünden. Ekmeğe gelince de burada ekşi mayalı ekmeği çok biz tavsiye ediyoruz. Çok güzel ekmekler var orada. Ekşi mayalı ekmek, bunun içinde tabii zeytinlisi ve diğer arkadaşlarımız birçok çeşit ekmek yapmışlar. Hepsi de çok güzel. Beyaz ekmeği istemiyoruz. İstemiyoruz. Tam buğday ekmeğini istiyoruz. Tam buğday var ve ekşi mayalı ekmek var burada zaten. Peki hocam, bu merak ettiğim için soruyorum sadece. Bu fasting denilen yöntem yeni başladı. Herkes bir onu şu an geçmeye başladı. İşte 8 saat günün 8 saati yemek tüketiyorlar. 16 saat hiçbir şey tüketmiyorlar. Bir nevi oruç, fasting deniyor zaten bu. Bu sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Vücudun kendini yenilediğine inanıyorlar çok uzun süre açlık verildiğinde. Yani insan hücrelerinde yapılan lizozomal çalışmalar sonrasında hücrelerin kendini bu şekilde
temizlediği düşünülüyor. Hı-hı. Ama her şey tam ispatlanmış değil işin açıkçası. Bu konuda çalışmalar halen devam ediyor. Herkesin daha ispatlanmamış şeyler üzerinde giderekten bu şekilde diyete girmesi uygun değil. Hı-hı. Şimdi bakın birçok diyet türü var. Yakın zamanda, şimdi Akdeniz diyetinin önemi 1950 yıllarında ilk ortaya çıktı. Yine Amerikalı bir araştırmacı sayesinde. 1992'de Amerikalılar artık diyetler üzerine araştırma yaptılar ve en son şu kanaata vardılar. Aslında kısıtlayıcı diyetlerin hepsi zararlı. Evet. Yani bu fasting dediğinizde bir kısıtlayıcı diyet oluyor. Diyet. İkincisi 40 diyet araştırıldı. Bunun içinde Dukant'tan tutun aklınıza gelen hepsi var. Ama bir tek Akdeniz diyetinin geçerli olduğu ortaya kondu ve bu 40 diyet arasında Akdeniz diyeti birinci sırada. Akdeniz diyeti zaten en akla mantığa uygun olan gözüküyor değil mi? Tabii ve bizim için çok kolay bir şey. Ülkemizde Akdeniz diyetini uygulayabilmek. Aynen. Hocam çok teşekkür ediyoruz size. Rica ederim. Çok detaylı anlattık. Çok da keyifli bir sofrayla anlattık. Bu tarafa hiç bakmıyoruz. Bu tarafla hayata devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hayat güzel.